Evet arkadaşlar. Şu an doğadayız. Mantar topluyoruz. Evet. Burada yeni taze taze bitmiş. Gördüğünüz gibi çok taze. Çok da kaliteli. Bembeyaz. Evet, şurada bir tane daha var. Evet, bu da çok güzel. Gerçekten gördüğünüz gibi. Çok taze daha. Yeni bitmiş. Evet. Bir tane daha bulduk. Bu da gayet güzel. Yağışların bu ara yoğun yağmasından dolayı mantarlar bitmeye başlamış. İnsan için doğada her şey mevcut. Gerçekten. İnsanın ihtiyacı olan her şey var. Temiz oksijen. Aslında benim mantarım sarı mantar favorim. Ama şu an denk gelmedik. Mantarımızın adı Polet. Şapkalı mantar. Çok güzel bir mantar. Pişirip yemesi çok lezzetli. Biz genelde çok olduğu için satıyoruz. Burada da bir tane bitmiş. Gördüğünüz gibi bu da gayet taze. Güzel bir serin bir hava var. Evet, burada da bir tane daha taze bir polet bulduk. Gördüğünüz gibi gayet taze. Umarım sarı mantar bulabiliriz. Onu da göstermek istiyorum. Şu an denk gelmedim. Sanırım bu seneki iklim şartlarından dolayı normalde sarı mantarın çok olması gerekirdi. Yağışlar geç yağdı. Evet. Yine bir taze polet. Daha yeni bitmiş. 4 saatte olgunluğa ulaşıyor arkadaşlar. Çok kısa sürede inanılmaz bir sürede büyüyor. Tabii ki şartlar uygun olduğu sürece. Çünkü polet ve diğer mantar türleri nemi, yağışı seviyor. İşte evet arkadaşlar. Burada bitmişler. Güneşi gören yerlerde daha fazla var. Burada da var. Sülükler yemeye başlamış.
Sülükleri çok seviyor mantarı. Kabuksuz sülükler. Kahvaltı yapıyorlar. Evet, burada da gayet güzel. İşte benim favorim bu. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. İnsanoğluna Cenab-ı Allah her yerden rızkını veriyor. Ne kadar şükretsek az. Evet. Bir çanta mantarımız oldu. Evet. Bunlar da orman muhafaza memurları arkadaşlar. Kırmızı orman karıncası. Şu anda yuvasını görüyorsunuz. Çok değerli bir karınca türü. Ağaçların koruma memuru diyebiliriz bunlara. Ağaçlardaki bütün zararlı böcekleri, haşereleri yiyorlar. Kabukların içinde oluşan kurtları ve böylece ağaçların kurumasını, kurtlanmasını engelliyorlar. Ormanlarda bu tür larvalara rastlamak mümkün. Çok değerli bir karınca türüdür. Evet. Bugün sanırım polet günü. Yine en sevdiğim tipte mantar. Beyaz ve gayet de sert. Ve bunun közde pişirmesi çok lezzetli oluyor arkadaşlar, gerçekten. İnşallah ilerleyen zamanlarda onun da görüntülerini göstereceğim. Tamamen doğal. Tamamen yaprak, orman dökümlerinden oluşan, küften oluşan mantar. Gerçekten çok lezzetli. Evet. Yine burada da var. Bugün bayağı polet bulacağız sanırım. Evet, bu da çok güzel. Gerçekten. Evet, burada da minik doğada insanın ihtiyacı olan her şey var. Gerçekten. Doğayla iç içe olmak, doğadan kopmamak gerek. Şöyle. Gürültü yok. Ses yok. Kuşların cıvıltısından başka bir şey yok. Evet, burada bir tane daha bitmiş. Kayın ağaçlarının olduğu yerdeki mantarlar kısa ömürlü oluyor. Ama meşelik de olan şapkalı mantar, yani polet dediğimiz mantar daha dayanıklı, daha sağlam oluyor. Mantarları iyi tanımak lazım. Evet, bu da yine bir mantar türü. Benekli mantar. Zehirlidir. Zaten zehirli olduğu için hayvanlar bile yemiyor arkadaşlar. Yani hayvanlar gerçekten bu konuda uzman. Toplamış olduğum poledi, şapkalı mantarı çok seviyor hayvanlar. Kokusundan buluyorlar. Ama diğer mantarlara dokunmuyorlar.
Yani işin açıkçası hayvanların yediği mantarı yesek sıkıntı olmuyor. Onlar neyin zararlı, neyin yararlı olduğunu bizden çok çok daha iyi biliyorlar. Tabii biz uzun süredir burada olduğumuz için hangi mantar türünün yenilip hangi mantar türünün yenilmediğini biliyoruz. Evet arkadaşlar. Maşallah. Sübhanallah. Burada da yine iki tane bulduk. Bunlar da gayet taze. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi iki arkadaş. Evet. Burada da bayağı büyümüş bir mantarımız var. Çok taze değil ama yine de sağlam. Gördüğünüz gibi bayağı büyümüş. Şurada bir tane bitmiş. Evet arkadaşlar. Burada daha büyüğünü bulduk. Gerçekten bu mantar büyüdüğü zaman sınırları zorluyor. Şöyle göstereyim. Yani neredeyse elimdeki 1 kilo var yani. Evet. Şu an torbamızın bir tanesini doldurduk. Yaklaşık bir 10 kilo mantar bulduk. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Doğayla baş başa devam ediyor. Güzel görüntüler elde etmeye devam ediyoruz. Evet değerli dostlar. Gördüğünüz gibi sarı mantarı bulduk. Ender bulunan mantar türlerinden çok değerli bir mantar. Evet. Burada da bulduk. Gördüğünüz gibi çok güzeller. Çok sağlam bir mantar. Asla çürümez, kurtlanmaz. Tıpta ilaç yapımında da kullanılıyor sarı mantar. Evet arkadaşlar, doğada gezerken bir çam ağacıyla karşılaştım. Bunu yapan insanoğlu ve maalesef yürekleri sızlatan bir durum. Çamdan çıra almak için bu şekil yaş bir çam ağacını kesip yaralamışlar. Ve daha sonra çıraya dönüşüyor. Çok kötü bir görüntü. Diğer tarafta yine bir ağaç daha var. Gerçekten doğaya insandan başka hiçbir şey zarar vermiyor.
kökünden kesse daha iyi. En azından ağaca acı çektirmez. Gerçekten çok üzücü bir durum. Keşke insanoğlu bu kadar kötü olmasaydı. Evet değerli dostlar. Mantar günlüğümüzün sonuna geldik. Gördüğünüz gibi gayet çok mantar bulduk. Sarı mantar bulmayı çok istemiştim ama bugün maalesef denk gelmedik. Havaların buna uygun gitmeyişi sanırım. Sarı mantar bu yıl pek fazla yok. Bu sene polet, şapkalı mantar daha çok bulunuyor. Bugün de yaklaşık bir 30 kilo yakın mantarımız var. İnşallah biraz daha toplayabiliriz.